ne kadar şey izleyelim. Murat Murat Soner izleyelim. Şimdi ha. Namık yeni biliyorum gördüm ya gördüm. Ee, şimdi bak burada Büyük Selçuklu incelemesi izleyen var mı bu dizileri? Şimdi ben geçen gün bu videonun böyle ilk 5 dakikasını mı ne ne ilk 5 dakika zaten video alt dakika böyle ilk 5 saniyesi mi 10 saniye 20 saniye hatırlamıyorum. Bir başını izledim durdurdum dedim yayında izlerim. Makara olur. Şimdi benim biliyorsunuz bir tane projem var. 3-4 sene içerisinde canlandıracağım çok detay veremiyorum. Ee, doğal olarak da böyle Türkiye'deki medieval dizilerin ya yani medieval demeyeyim de işte Osmanlı dönemine ait, çağ dönemine ait yani eski çağ konseptli, savaş konseptli dizilerin ne seviyede olduğunu e, araştırıyorum bayağıdır. Ee, bana sorarsanız hiç yoktan çok daha iyi bir seviyeye geldi. Kötü değil. O yüzden Murat Soner'in de bu konuya bakış açısını çok merak ediyordum. Kent ne ya? Şimdi burada birtakım muhabbetler var. Bu sefer ters düştüğüm noktalar da var. Bir onu hep beraber şey yapana çok kötü. Evet oldu. şimdi bir gözden geçirelim. Evet şimdi bakalım ne şekilde gömmüş. Siz de yorumlayın bunu. Evet yani. şimdi bir gözden geçirelim. Ne yaptık? Dirildik, kurulduk, adandık. Onu ne ara yaptık? Ha, o da pandemide kaynadı. Ve Doğru. şimdi de sırada uyanış büyük Selçuklu. Doğru ya yani. niye diriliş, uyanış, adanış, fatamış, katanış? Bu yine bizim Türkiye'nin limitlerini zorlayamamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Sürekli tutan bir şeyin üzerine farklılaştırarak aynı bilinçaltına oynama mevzusu ne yazık ki devam ediyor. Hiçbir zaman da geçmeyecek gibi. Bu videoyu çektiğim tarihte henüz iki bölümü yayınlanmış olan yeni tarihi dizimiz. Ama bu çok sevil... Yo alakası yok. Yani açıklayabilirsin orada. Yanlış düşünüyor olabilirim. Yani tarihte öyle yazılır. Oğlum 3-4 tane dizi çıkıyor. Hepsi de aynı. Yani ben şu an mesela ayırt edemiyorum. Hangi dizi hangisi. Neden yani? Bir tane dizinin adını e, matkap koysan olmuyor mu? Bilen ...dirilişten sonra kuruluş, adanış, uyanış diye devam eden bir tarihi dizi ve film furyasının olayı... İzledim bakalım. ...oğlunun adını drogba koyan adam gibi değil. Ha. Bulgur King gibi mi? Yok. Tam o ne ya? Değil. Bulgur bu, King bir şey mi var? Bu aslında işi şansa bırakmamak. Belli bir tarz tutunca adını da tadını da çok kurcalama mantığının eseri. İşte bundan dolayı da her yol mübah. Ne tuttuysa o. Dirilişin müziğini... Abi yaz dizileriyle bu dizileri kıyaslamam bak. Buradaki emeği... E, harbiden harcamam. Sikmişim yaz disini kusura bakma yani aynı konular aynı adamlar içerik bomboş hiçbir emek yok hiçbir çalışma yok buradaki adamlar kılıç kullanma tekniklerini öğreniyorlar ata binmeyi öğreniyorlar aksiyonlar sahneler çok zor iş. Bak buradan oturduğunuz izlediğiniz gibi değil yani bir yere girip de bir tane restoranda sevişme sahnesi çekmekle şunu çekmek aynı şey değil. Ne kuruluşa koymak Kurtlar Vadisi müziğini uyanışa koymak da o kostümler bir ayrı yük yani. Neymiş? Evet kulağa garip gelse de mantığa gelmemiş demek. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kurtlar Vadisi müziği çalıyor. Tamam Allah Allah. dizinin müziklerini Kurtlar Vadisi'nin de müziklerini yapan Gökhan Kırdar yapıyor ama... Abi sen bize Kurtlar Vadisi'ne benzer bir şey yap dediklerine ve zaten aynısını yaptın o zaman bir de indirim yap dediklerine eminim ama ispatlayamaz. Ama dizi adıyla diğer uzak dönem tarihi... Harbi mi lan nereden dinlerim onu? Uyanış Büyük Selçuklu dur bakayım. Uyanış Büyük Selçuklu... Soundtrack falan yazınca çıkar mı? Attım abi sana. Dur lan çok merak ettim ya. Oku. Ne yazar kağıtta? İznik'te kim? Bir çarşıda esnafın ne konuştu? Gel. Oku. Konstantiniyye'deki Bizans. A... Yani yani üzerine oturup da yorum yapılacak bir şey mi bilemedim. Ya belki de adamlar isteyerek "Aa güzel olur" deyip yapmıştır yani. Bilmiyorum ki. dizilerimize benzese de kurgusu ve özellikle başlangıcındaki savaş sahneleriyle diğerlerinden Bak, farklı. Çünkü şu sahneler çok güzel. Bu sahne Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi olarak lanse edildi. Slow motion'dan duru. Hani atlar koşuyor da gidemiyor ya. Derseniz e tabii onun da bir etkisi var. Ama şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Uyanış Büyük Selçuklu Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savaş sahnesine sahip. Evet slow motion'dan dolayı iş çıkışı İstanbul trafiği gibi bir buçuk metreyi bir buçuk dakikada giden Selçuklu ordusu kale yapan ama dışına çıkıp savaşan düşman Bu anormal bir şey değil bu tarihte de var bu yani bir meydanda karşı karşıya geliyor ama bu karşılaşmanın hakkı bütün yükü kalede duvardan almak yerine öncü birliklerle savaşabiliyorlar. Bu yapılıyor. Birçok yabancı filmde de izlersiniz bunu. Ve Türk standartlarının üstünde bir savaşla vermeyi başarmışlar. Türk standardı. Çukur'daki savaş sahnesi. <laughs> ya, en sevdiğim sahne şuydu ya. Yemin ediyorum var ya bu hani kimin aklına geldi? Kim bunu niye yaptı? Hiçbir fikrim yok ama bu bence büyük miyim ya? Yok. Kuruluş Osman'ı da unutmamak gerek. Rekabetin gözünü seveyim. Onlar da bugüne kadar bir kuble askerle halı saha maçına gider gibi savaşırken bu kez birer orduyla daha da uzun bir savaş sahnesine imza attılar son bölümlerinde. Ya yok mu şey diyorum. Daha önce 10 dakika boyunca ağaçta asılı kalıp ölmeyen Burak Özçivit'in tek bir kılıçla 24 saniye içerisinde 21 düşman askerini öldürdüğü diziden bahsediyor. Öyle bir sahne mi var lan? Bir kılıçla mı diyor, bir kılıç darbesiyle mi diyor? Peki kurban olduğun, hani menaktan kılıçla adam mı taranır? Hayatımda gördüğüm en eğlenceli savaş sahnesiydi. Düşman onarlı gruplar halinde Burak Özçevit'in karşısına geçiyor. O da istenmeyen tüylerden kurtulur gibi düşman kesiyor. Tabii şimdi burada görüntüleri veremiyorum. Çünkü eleştiriyi kaldıramayanlar videosunu kaldırıyor. Neyse zaten bu video uyanışın savaşı, kuruluşun savaşını döver videosu değil. Her iki ekibinde verdiği yemeği göz ardı etmeden tebrik ederim ama bu video daha akla mantığa yatana özel bir video. Ve evet. Ya bak bilmiyorum bu dizileri izlemedim. Ben bu adamın e, yaptığı birçok eleştiriye katılıyorum. Bu, bunu bu video için söylemiyorum. Öncekilerde izlerken oğlum harbiden doğru vuruyor falan diyordum. Şimdi bu videoda emin değilim bakacağım. Mesela şu an birkaç şey de böyle ya Murat ya sallamışsın buraları dedim mesela. Evet bu kez savaş sahneleri biraz daha gerçekçi. Dirilişten bu yana görmeye alışık olduğumuz çizerek değil de... Yani AŞ dizilerini belirli seviyede gömüp, gömüp içinden geçen bir adamın bu tarz sahnelere sahip Türk dizilerinde övmesi de gerekir. Sonuçta biz e, 30 yıldır böyle film çekmiyoruz ya da böyle dizi çekmiyoruz. Eğer böyle bir sektöre bu şekilde emek verilerek girilmişse onu da desteklemek lazım eksikleriyle hatalarıyla ama burada büyük bir emek var. Yani böyle diyorum ya aç dizisiyle övüyordur eminim ki övüyordur bu arada bir şey ön yargıyla davranmıyorum ama şu farklı bir görüntü yani beni bana farklı hissettiriyor Sokup çıkarmak suretiyle yüzlerce figüran ve yüz kadar eğitimli atla çekimi Bak. 8 gün süren bir 7.5 dakika derken hop para bitiyor. Ve figüran sayısı da yine o bildiğimiz tarihi dizi formatımıza geri dönüyor. Onları kılıçtan geçirdiğimizde kan kusacaklar. Çünkü biz kaç kişiyiz? 32, 32. Beni de sayın. 33 <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Bu 30, 31, 32, 35 fark etmez. Bu adette olabilir tapınakçılar falan yani. <laughs> Ben Bizim ya... var? Kuaförümüz. <laughs> Sayın. 33. Bizim neyimiz var? Kuaför. <laughs> abi bu saç ne ya? Ya bunlar takılacak şeyler değil de yani. Hani komik bir şey. <laughs> e tabi şimdi sürekli büyük bir savaş olmasını bekleyemeyiz. Ama gelecek sahnelere merak uyandırmak açısından düşmanı daha kuvvetli gösterme çabası kalabalık yerine gözü kapalı ok atmayla olmamalı bence. Heh, kaldı 32. Ha bir de kendi kendine dövüşerek otopsi yapan şu kuaför zede arkadaşı da unutmayalım. Ne yapıyor lan? Ama merak etmeyin savaşlar bunlarla sınırlı değil. Muhteşem yüzyıldan alışık olduğumuz gelin kaynana savaşları da var. Ama sarayın dışında ülkeme göre çok başarılı olan kılıçların gölgesindeki döneme odaklanırken sarayın içinde de üst dudaktaki botoksun gölgesinde kalan alt dudağa odaklandığınızdan işin büyüsü kaçabiliyor. Yani işin o kısmı Selçuklu Sarayı'nda harem entrikası gibi değil de daha çok Starbucks sırasında çıkan bir kavga gibi. Bu arada yanlış anlaşılmamak için mevzu bahis oyuncuların görüntüsünü kullanmıyorum. Çünkü botoks rol icabı değil. Yani açıklamamda fayda var ki benimkisi bir oyuncunun gerçek yaşamındaki kişisel görünüm tercihlerinden değil. 1090'lı yıllarda geçen bir... Yani evet evet ya biraz bunlar ee, hani gömecek bir şey arayayım dercesine yorumlanmış şeyler gibi geliyor. Öyle hissettirdi bak ilk defa. ilk defa bir videoda öyle hissettim. Sanki hani dur bu kadar çok şey varken aralarından gideyim bir oyuncunun botoksuna takılayım muhabbeti gibi. Yapma Murat abim yapma. Bir tarihi dizinin castingini oluşturan ekibin tercihlerinden bahsetmek. Şey gibi düşünün. 38 yaşındaki oyuncumuzun canlandırdığı 17 yaşındaki Melik Şah'tan bahsetmek gibi. Ha ondan bahsetmemiştik değil mi? Kılıçta taranmıyor ama lafla taranıyor demek ki. Ve tabii ki dizide harem içi ya da Ya bunlar bakılması detaylar da oğlum. Biz kimiz? Bir dönüp ona bakın. Biz neler başarmışız? Biz neler çekmişiz bugüne kadar? Önce ona bakmak lazım. Ondan sonra e, ince detaylara girilebilir. Önemli değil. Girersin. Ama önce bir dönüp bir kendimize bakalım yani. Hani bugüne kadar ne çekmişiz biz de? E, bir dizdeki botoksa takılır olduk. Ben ilk onu düşünüyorum. Dışı sadece savaşlar yok. Dizi devleti için oğlunu terk etmek zorunda kalmış bir babanın dramını da konu alıyor. Esas kız esas oğlan aşk olmaz mı? O iş döneme bakmıyor. Yine kamerayla birlikte standart geliyor. Çünkü dizimizin bir bölümü tam 2 saat 43 dakika. Abi bak işte 2 saat 43 dakikalık bir böyle bak şimdi. Abi sinirleniyorum. Harbiden sinirleniyorum. Böyle bir prodüksiyon var. Böyle bir senaryo var elinde böyle oyuncular var. Bu kadar e, kostüme, kıyafete, kameramanlara oradaki eminim çile çekiyordur oradaki e, arka yapıda kamera arkasındaki insanlar. Ya sen 2 saat 43 dakikalık neredeyse bir filmden daha uzun süre gelen bir bölümü bu kadar emekle çekersen kardeşim o dizi 3. bölümünde dördüncü bölümünde kalitesini zaten kaybeder. Buna mahkumsun. Çünkü ne oradaki oyuncunun sabrı buna ya da çalışma rutini buna yeter. Ne arkadaki ekibin gücü buna yeter. Ne para yeter. Hiçbir bok yetmez abi. Madem böyle bu sahneleri çekebiliyorsun. Ya artık hani 4 senedir 5 senedir bu konuyla taşak geçen oyuncular bile zirve yapmışken. Bilmediğim bir konu yine. Ama niye bu dizileri 45 dakika çekip de 10 bölüm 15 bölüm yapıp yok etmiyorsunuz ya? Niye yani bunu zirvede böyle en tatlı haliyle 45 dakikalık kaliteli bir senaryo ve çekimle niye taçlandırmıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ya kardeşim 3 saatlik bir bölümü çekebilmek için ne kadar boş sahne koyulması gerektiğini bir düşünsene. Atıyorum bak 8 gün boyunca bir savaş sahnesi çekmişler ve de 7, daki 7 dakikalık bir bölünmüş o slow motionlarla birlikte. 8 gün sürmüş 7 dakikalık savaş sahnesi. Buradan hesabını yap matematiğini çıkar. TV kanal tamam oğlum sebebi neyse işte TV kanalları olsun sponsorları olsun nesi kimse yanlış bir şey bu yani. Ya bence izlemesi de sıkıcı oğlum. Ben mesela Ezel'e başlamak istiyorum ki Ezel mükemmel bir dizi. Abi diyorum ki bir bölüm iki saat iki buçuk saat amına koyayım kim izleyecek? bilmem kaç sezon bölüm var. Abi yazık bu oyunculara da yazık. Yani hadi oyuncu güzel parasını kazanıyor bilmem ne. Yani arkadaki set ekibi falan yazık günah abi ben ne bileyim çok saçma buluyorum. Bütün dünyada belli başlı bir şey var. Bütün dizileri 40 dakika 45 dakika hatta 30 dakikalık dünya ünlü diziler var mis gibi. Niye hala 3 saat onu bilmiyorum. Ya da bir başka deyişle 163 dakika. Şuraya bak. Bırakın bu sürede iki sezonu biten dizileri okullarımızda bir gün içerisinde bu sürede tarih dersi yok. Bir de yerlerde sürünen atlara rağmen bu dizide hiçbir canlıya zarar verilmemiştir yazılıyor ya. Hadi atların eğitimi diyelim geçelim. Geçmeyelim de geçelim. Hatta bizim çok değerli vaktimizi de geçelim. Ama merak ediyorum. Bu diziyi çeken ekibin canı. Can değil Aa, mi? Aynı konuya geldi. Ha belki madden olmasa da manen çalışanların hakkını ben verebilirim. Dizi için kurulan dönümlerce plato için emeği geçenleri, savaşta tekrar tekrar ölebilsinler diye maskeyle savaştırılan yüzlerce figüranı, memleketim standartlarına göre iyi düşünülmüş ve tasarlanmış mekanlar ve azıcık Game of Thrones tadında olsa da kostümler için sanat ekibini, kameramanını, ışıkçısını, sesçisini kim varsa tebrik ederim. Ama yaptığınız işten daha çok sabrınız için. O zaman videoyu bitirelim de süre uzadıkça bitse de gitsek diyen bir başka ekibin 24 saniyede nasıl 21 adam öldürdüğüne tanık olalım. Linki aşağıda bir yerleri bırakıyorum. Diziyi çok merak ettim şimdi bak öyle söyledi ya. kimse video ile ilgili konuşmuyor abi. Sizi gerçekten severek izliyorum. Ancak bu videoda araştırmadan saçma sapan eleştirilerde bulunmuşsunuz. Öncelikle bu tarz dizi yapmak kolay bir şey değil. Oldukça o adam da biliyor herhalde. Oldukça maliyetli. Bu yüzden dizinin süresini uzun tutmuşlar. Ancak ikinci bölüm diğer bölümden 40 dakika daha az sürede. Kale varken neden dışarıda savaşlar deyip bunu eleştirmişsin? Bu bir savaş satesi. Onca orduyu burçlara sal... Bizim dediğimiz muhabbet. Sarayda kaynana gelin didişmeleri eleştirmişsin. Tarih kitabına bir açık baktığında Sultan Meliş o da zaten olması gereken bir şey. Link. Link var. Oğlum telif yemeyelim amına koyayım. Adam videosuna koyamamış. Biz niye açalım?